Gel. Senin ne işin var burada? Kusura bakmayın ya, bugün ofise gelmeyeceğinizi öğrendim. Ben geleyim dedim. Rahatsız ediyorum ama önemli bir konu vardı. Ne bu? İstifa dilekçem efendim. Anlaşılan yeni pozisyonumuzu beğenememişiz. Efendim ben yıllarca sizin sadık bir çalışanınız oldum. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Fakat bana reva görmüş olduğunuz muameleyi hak etmiyor. Demek sadık bir çalışansın. Evet efendim ama siz... Yeter, kes. Nasıl sadıksın Fazıl? Ben senden Nefise'yi araştırmanı istedim. Sen de beni sadık olduğun için mi kandırdın? Efendim ben araştırdım. Gerçekten mahallesine kadar gittim. Ve çocuksuz dul bir kadın olduğunu öğrendin öyle mi? Evet efendim. Yani en azından bana öyle söylediler. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Fazıl Bey, Nefise Hanım'ın 4 çocuğu varmış. Ama nasıl olur? Azime'nin yeğenleri Nefise'nin çocuklarıymış meğer. Efendim ben inanın bilmiyordum. Yeter tamam, karşımda daha fazla küçülme. İkimiz de bunu niye yaptığını gayet iyi biliyoruz. Emel'le ilişkin var ve bu yüzden beni kandırdın. Bana yalan söyledin. O görüştüğün kadını da Emel'le annesi ayarlamış zaten. Efendim ben yemin ederim bilmiyordum bunu. Hiç boşuna yemin etme. Tamam gidebilirsin. Benim daha önemli işlerim var. Alacağın olsun Emel. Fazıl arıyor. Aç aç. Dur önce bir havaya girmem lazım. Hayatım. Emel buluşabilir miyiz? Tamam da sen beni mi özledin? Her zamanki kafede olur mu? Peki ama senin sesin niye öyle geliyor? Seninle konuşacaklarım var. İyi peki tamam. Ne oldu kız? Fazıl'ın sesi bir tuhaftı. İş adamı edasıyla konuştu benimle. Adam iş adamı zaten. Yok yok o öyle konuşmaz yani. Telefonda bile sırnaşır. Yok ya sen kuruntu yaptın kızım. Sana öyle gelmiştir. Buluşalım diyor. Tamam git işte Allah Allah. Dur ama bir strateji yaratmamız lazım. Şimdi bak kızım, mağdursun, çaresizsin, işinden olmuş genç, masum bir kızsın. Zaten öyleyim. Tamam o zaman, işte kendini canlandır. Öyle iyi oyna ki bak, adam vicdana gelsin. Sana yardım etmek için yanıp tutuşsun. Elimden geleni yapacağım. Yandık o zaman. En son elinden geleni yaptığımda en kıydırık okulu kazanmıştın. Of anne ya, uğraşma benimle. Bana bak kızım. Fazıl'ın evini ne yap et üstüne geçir tamam mı? Yoksa hapı yutarız Emel. Vallahi ikna et adamı. Tamam tamam merak etme. Hadi çıkalım. Sen nereye? Yok kız seninle gelmeyeceğim Allah Allah merak etme. Meraklı değilim Fazıl'ın suratını görmeye. Villaya gideceğim. Görülecek ufak bir hesabım var.